Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli izleyenlerimiz, kıymetli misafirlerimiz, Ramazan ayı için oruç ayı, teravih ayı, Fitra ayı denildiği gibi bir de tövbe ayı denilir. Ne demek? Kendimizi gözden geçirip yaptığımız hataları tespit edip onlardan vazgeçip bir daha işlememeye karar vermeye tevbe denir. İnsan kendisini gözden geçirmezse hatasının farkına varmaz arkadaşlar. Ne demişler? Aklı pazara dökmüşler. Herkes kendi aklını satın almış. <laughs> Davranışları da pazara döksek herkes kendi davranışlarının en iyi olduğunu zannedecek. Oysa ki her birimizin farkına vararak varmayarak işlediğimiz günahlarımız var. Altını çizeyim. Farkına varmadan işlediğimiz günahlar farkına vardıklarımızdan daha da fazla. Önce davranışlarımızın nasıl olduğunu bir kontrol etmemiz lazım. İşte tevbe ayı, günahlardan arınma ayı. Bu ayı da iyi değerlendirip günahlarımızın cezasından kurtulmanın yolunu aramamız lazım. Teşhis hastalıkta da çok önemli malumunuz. Doktorlarımız bilen kişiler ne diyor? Teşhis tedavinin yarısıdır diyor. Doktor teşhisi yanlış korsa, akciğerinde hasta olan birine midede hastalık var diye ilaç verirse, akciğerdeki hastalığı tedavi etmediği gibi mideye de zarar verir. Bizler de nefis ve şeytanın oyununa gelerek günahları sevap diye işlemeye devam edersek, hiç tövbe etme ihtiyacı hissetmeyiz. Efendim, günahı tespit ettik hatamızı fark ettik. Malumunuz bizim dinimizde Hristiyanlıkta olduğu gibi günah çıkarmak için bir yere gitmek yok. İmam'a gidelim, Müftiye gidelim, vaize gidelim. Günahlarımıza yok kardeş. Allah'la senin arandaysa Allah'la aranda halledeceksin. Sohbetimizin ilerleyen bölümlerinde bütün günahlar da Allah'la bizim aramızda olmayabilir, kullarıyla aramızda da olabilir. Ona davranışımız farklı olacak. Gizli günahların tevbesini farklı yapacağız, açıktan işlediklerimizi farklı yapacağız. Şu töbe işini bugünkü sohbetimizde bir iyi işlemeye, anlamaya izleyen kardeşlerimize de anlatmaya gayret edelim. Efendim, itiraf için Makam Allahu Teala. Ya Rabbi ben senin kulunum. Acizim, hatalıyım, kusurluyum. Şunları şunları yaptım. Tamam. Bir, yanlış davranışlarımızdan tövbe etmemiz gerekiyor. Bir de ibadetlerdeki noksanımız varsa ondan da tövbe etmemiz gerekiyor. Ben Müslümanım kelime-i şehadeti okuyorum ama namaz kılmıyorum. Zenginim, zekat vermiyorum. Hacca gitmedim. Olmaz kardeşim. Bunlardan da Tevbe etmen gerekir. Namaz başta olmak üzere farzlara başlaman gerekir. Haramlardan, alkolüymüş, kumarıymış, gayrimeşru sokaklarıymış. Bunlardan da uzaklaşmak mecburiyetindeyiz ki Allah'ın huzuruna onun hazırladığı cenneti hak ederek gidebilelim arkadaşlar. Unutmayalım aklımızda kalsın ki cennet ucuz değil, Cehennem de lüzumsuz değildir. Cennet ucuz değil, cehennem de lüzumsuz değildir. Hani bizi bile, bizi birisi bize kötülük yapınca yaşasın cehennem diyoruz. Yani bu adam burada çekmese de ahirette cezasını çekecek diyoruz. Başkası için cehennemin olduğunu istiyoruz. Ya ben kötülüğü yapan bensem, hatayı yapan bensem, aynı cehennem beni de yakar mı yakmaz mı arkadaş? yakacağını kabul edeceğim. Tedbirini burada alacağım. Tedbirini. Efendimiz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyurdu? Dünya ahiretin tarlasıdır, ekeneğidir. Burada ne ekersen ahirette onu biçeceksin. İşte bu ayda kendimiz davranışlarımızı gözden geçireceğiz. Tespit ettik. Tespit ettik ama günah da bizim hoşumuza gidiyor olsun. Hoşuna gitmesine rağmen terk etmeye razı olursan ona tevbe denir. Günahı tespit ettim ama menfaatim var. Faizin haram olduğunu biliyorum. Faizden gelirim var. Hoca da bağırıyor faizler faiz haram diye. İyi de benim buradan faydam var. Arkadaş alkol alıp satma, kumar oynama, oynatma. Bunların gelirleri haram diye hoca söylüyor ama buradan da ben beş tane dairem oldu hocam. İyi de geliri var. Evladım. Geliri olmasına rağmen, hoşuna gitmesine rağmen, menfaatin olmasına rağmen terk edebiliyorsan ona tevbe denir. Yoksa bir gün gelmiş 5 kuruşun bile kalmamış. Ben bundan sonra faiz almayacağım. Zaten istesen de alamazsın ki. Bir gün gelmiş doktor demiş ki bundan sonra bir kadeh içersen ölürsün. Ben bundan sonra içmeyeceğim. Tövbe ettim. Zaten içemez olmuşsun. Sen günahı terk etmemişsin. Günah seni terk etmiş. Bir dakika şey yapayım bitireyim söz vereceğim. Demek ki henüz günahı işleme imkanı varken, günah bizim hoşumuza gidiyorken, günahtan menfaatimiz varken bırakabilirsek Baba yiğitlik orada, tövbe ona denir. Tekrar bu konuya gelmek üzere, kardeşimizin bir sorusu var mı? Merhaba hocam. Ee, ne? Günah işleyen kişi tövbe ederse şahit, bunun af, af olması e, günah işlemeye teşvik etmez mi? Teşekkür ederim. Toplam. Bravo. Yani diyor ki, hocalarımız diyor ki, tövbe ederseniz Allah affeder, tövbe ederseniz Allah affeder. İyi güzel, tamam. Yolunu bulduk. Bir taraftan günah işleyelim, bir taraftan tevbe edelim, Allah affet. İşi öyle anlarsa yanlış değerlendirmiş oluruz. Hakikaten o zaman Allahu Teala sanki günü tevbe edenin günahını kabul ederim demekle de bizi günaha teşvik etmiş gibi olur. Hayır öyle anlamayacağız. Ya nasıl anlayacağız? Soru için tekrar teşekkür ederek diyorum ki bu konuyu iyi anlayabilmek için şu örneğimi iyi dinlemeniz gerekiyor otomobil fabrikaları bir taraftan otomobil üretiyor, bir taraftan yedek parça üretiyor. Ne diye üretiyor arkadaşlar? Gidin arabayı duvara vurun, nasıl olsa yedek parçası var diye. Kaza yapmamızı teşvik için mi üretiyor? Yoksa bu arabayı dikkatli kullanın. Ama elinizde olmayarak kaza yaparsanız arabayı çöpe atmayın, parçasını değiştirin, yolunuza devam edin diye mi üretiyor? Hangisi söyleyin? İkinci, ikinci. Ben yedek parçası var nasılsa. Git arabayı duvara vur manasına gelmez. Ama yedek parça da olmasa, hakikaten bir parça kırılınca koca araba işe yaramaz olacak. Geliyoruz konumuza. İnsan hata eder, günah işler. Hepimiz beşeriz. Allah-u Teala deseydi ki bir günah işlerini ben bir daha affetmeyeceğim. Öldük, bittik, yandık, ümitsiz kalacaktık. Ne demiş? Günah işlediğiniz zaman tevbe ederseniz kabul ederim. Ha öyle her zaman işleyelim. Onun için demedi ki. Elinizde olmayarak, istemeyerek, nefsinize mağlup olarak, beşer olmanızdan dolayı bir hata işlerseniz benden ümidi kesmiş olmayın. Kapıdan uzaklaşmayın diye Allahu Teala bu tevbe kapısını açıp hem dahi hepiniz biliyorsunuz. Biz Hazreti Adem'le Hazreti Havva'nın evlatlarıyız. Öyle mi değil? Yanlış yapmak babamızın da huyunda vardı. Cenab-ı Allah cennete koyup her nimetten istifade et. Şu ağaca yaklaşma dedi, değil mi? Buna rağmen o ağaca yaklaştı. Babamızda da var. Ama İmam Gazali Hazretleri diyor ki hata işlemekte babaya benzeyip de tevbe etmekle babaya benzemezsek o zaman kınanırız diyor. Son söz anlaşıldı mı? Aynı babamız indi ama senelerce gözyaşı dökerek hadasından tevbe etti. Rabbena zalemna enfusena ve in lem lena ve terhamna lenekunenne minel hasirin. Hazreti Havva validemizle beraber ellerini açtılar. Ya Rabbi biz yaklaşılmaması gereken ağaca yaklaşmakla kendimize zulmettik. Eğer bizi affetmezsen, bize merhamet etmezsen biz perişan olacağız. Biz de senin kullarınız ya Rabbi. Hata etmekle bizi devre dışı bırakma ya Rabbi. Biz kapıdan geri çekilmeyeceğiz ya Rabbi diye. Tevbe ettiler. Allah da tevbelerini kabul etti. Ancak şeytan da hata etmişti değil mi efendim? secde et emrine karşı çıktı. Ne dedi? Adem'i topraktan yarattın, beni ateşten yarattın. Ateş topraktan daha üstündür. Ben ondan üstünüm, ona tövbe etmem. Allah ebediyen kovdu. Hazreti Adem de bir yanlışlık yaptı. Ama yemeyle, içmeyle ilgiliydi. Beş duyuyla ilgiliydi. Sonunda tövbe etti, Allah kabul etti. Burada bize bir mesaj var. Günahınız kibir ve gururdan geldiyse affı zordur. Beşeri zaaflarınızdan geldiyse affı kolaydır ama affı kolay diye sakın günahlara devam etmeyin. Allah Teala günah işleyelim diye o tevbe kapısını açık tutmadı. Ya insansınız böyle bir hata işlerseniz ümidinizi kesmeyin, kapıdan geri durmayın. Ben affetmeye de hazırım dedi. Ama affı da bir kısım kurallara bağladı arkadaşlar. Bir kısım kurallara bağladı. Ne dedi? Eğer günah sizinle benim aramda ise ne gibi namazı kılmamak gibi. Orucu yemek gibi. Kul ile Allah arasında. Bu günahın tevbesi için evvela yapmadığımız bu ibadetlerin kazasını yapacağız. Eski borçlar ödeyeceğiz. Ondan sonra da elimizi açıp Ya Rabbi beni affet diyeceğiz. Ama günah. Bizimle Rabbimiz arasında değil de bizimle kardeşimiz arasındaysa, kullar arasındaysa, kulun hakkını yemişsek önce gidip o kuldan helallik isteyeceğiz. Kardeşim bana olan hakkını helal et. Hakkımın ne olduğunu söyle ki bakayım helal edecek miyim etmeyecek miyim? Hani bazıları üstü örtük helallikle işi kapatmaya çalışacağını zannediyor. Komşular birbirimize hakkımız geçmiş olabilir. Bana olan hakkınızı helal edin. Ama sen senelerdir aidatı ödemedin bizi perişan ettin. Böyle hemen affı kolay da değil arkadaş. Bundan sonra beş sene de şöyle öde. Apartmanın bir giderini karşıla da ondan sonra bir sene helal edelim. İki ortak birbirinden habersiz diyelim ki kasadan para almış aşırmış. 10 sene ortaklık yapmışlar ayrılacaklar. Ortak birbirimizden habersiz hakkımız geçmiş olabilir. Bana olan hakkını helal et. Böyle olmaz. Ben nefsime uydum. Senden habersiz kasadan şu kadar para aldım. Falan tarihte aldım. O tarihte altının gramı şu kadardı. Şimdi bu kadar. Şimdiki altının değeriyle ben bu borcumu sana ödemek istiyorum. Bu vakitten dolayı da beni affet diyecek ki bu af gerçekleşsin. Kuldan helallik aldıktan sonra yine elini Allah'a açacak. Ya Rabbi senin yanlış koy diye ilan etmene rağmen, günah diye ilan etmene rağmen ben kardeşimin hakkına girdim. Ortağımın hakkını yedim, komşumu rahatsız ettim, eltimin gıybetini yaptım. Yapan var mı hiç? Yok kimse burada yok. <laughs> Peki. Ama şimdi de gönlünü aldım ya Rabbi. O kulluk hakkını helal etti. Sen de Rab'lik hakkını helal et ya Rabbi. Son tövbe şeklini anlatabildim mi efendim? Bir şey söyleyeceksiniz? Söyle. Hocam ben Günah, günah insanı kafir yapar mı? Ha, güzel. Büyük günah var, küçük günah var değil mi efendim? İçki, kumar, zina, adam öldürme, yalan söyleme, iftira etme. Büyük günahlar cümlesinden bir kısımda küçük günahlar var. Ama şunu unutmayalım. İstiğfar ile büyük günahlar küçülür. Tevbe ile büyük günahlar erir. İhmal ile küçük günahlar büyür. Kar topu gibi ...eğer tevbeye gerek duymaz isek... ...bundan da ne olur ki canım... ...bu kadar da bizde olsun dersek... ...o küçük günahlar büyür... ...ancak Necat miydi özür dilerim... ...Neşet, Neşet Bey'in... ...sorusu çok önemli... ...biz çok büyük günah işledik... ...bu günah bizi kafir eder mi? ...çok hayati bir soru... ...cevap... ...hiçbir günah insanı kafir etmez her günahta küfre giden bir yol vardır. Söz anlaşıldı mı? Hiçbir günah insanı kafir etmez, dinden çıkarmaz. Ancak her günahta da küfre giden bir yol vardır. Ne demek arkadaşlar? Şu stüdyomuzdan çıkınca ilk günümüze gelen yol nereye gider? Ben hemen zaman kaçırmadan söyleyeyim. Dünyanın her tarafına gider. Önce küçük yollardan büyük caddelere geçersiniz, oradan otobana geçersiniz, dünyanın her tarafına gider. Benim günahlarım küçük olabilir, birikir büyür veya büyük bir günah işledim. Bu beni kafir etmedi ama bunlar birikir, 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 birikir. Ben ilerleyen yaşımdan sonra düşünmeye başlarsam ki, ya ahiret varsa benim çok günahım var, ibadetimde yok, ben bu işin içinden çıkamam. Ama ahiret yoksa kurtuldum diye düşündüğüm zaman dinden çıkar mıyım çıkmaz mıyım? Çıkarım. Çıkarım çünkü ahiretten şüphelenmiş oldum. Bak son durumu anlatabildim mi? Hiçbir günah insanı kafir etmez ama her günahta da küfre giden bir yol vardır. Birikir, 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 birikir. Bizi nefis ve şeytanın da fitnesiyle ahiretten şüphelendirmeye başladı mı bizi dinden çıkarmış olur. İki, Öyle alışırım, öyle alışırım, öyle alışırım ki günaha. Ya bunda da günah olacak ne var ki? Niye günah olsun ki? Kumarsa kendi paramla e, oynuyorum, içkiyse kendi paramla içiyorum, başkasına zararım yok ki. Bu günah değil dersem, günahın günahlığını inkar edersem beni dinden çıkarır. Günahtır, hatadır. Rabbim yasaklamıştır işlemesem iyiydi ama yanıldım yaptım Rabbim affetsin dersem günah ne kadar büyük olursa olsun insanı dinden çıkarmaz. Bir, günahın günahlığını inkar ederse. iki birikti diye korkar da ahiretten şüphelenmeye kalkarsa, diriliş olmazsa ben kurtulurum zannederse o zaman dinden çıkmış olur. Başka sorusu olan var mı? Buyur. Hocam Birçok çevremde arkadaş, yakıt kişilerden duyuyorum. Eee cennette bu, burası diyor, cehennemde bu, e, burası diyor. Hı. Böyle bir şey ben inanmıyorum. Yani çoğu zaman duyu, duyuyorum. Hı hı. Ben buna çok kızıyorum. Diyor ya o dünyaya kim gitmiş de gelmiş? Allah cennette bura, cehennemde Bak, yani, son cümle var ya. He, bak. birinci evet. cümlenin izahı var arkadaşlar. Evet. Cennette bura, cehennemde bura cümlesinin bir izahını yaparız. Yapacağım he. şimdi. Ama gidip de gelen mi var dediğin zaman iş değişti. Heh, onlar artık i̇şte işte. nasıl bir şey oluyor bilmiyorum. Efendim cennet de bura, cehennem de bura şu manada söyleyebilir. Cennet de burada kazanılır, cehennem de burada kazanılır. Hani ne demişti şairimiz, Türkiye'de de duyuyoruz. Cehennem dediğin o ateş yoktur, herkes ateşini buradan götürür. Ne demek? İnsan günahı burada işler, cezayı orada çeker. Burada mükafat ibadeti burada yapar, cennette mükafatını görür. Yani cennet cehennem burada kazanılır manasında söylüyorsa doğru ama gidip gelen mi varmış, cennet neredeymiş, gören mi varmış, cehennemi kim görmüş derse dinden çıkar. Cennet ve cehennem yaratılmış ve hazırdır. Şu anda vardır. Her ikisi de her ikisi de ebedidir. Ancak müminlerin günahları çok olanlar, sevabından daha çok günah işleyenler, günahı miktar ya Cenab-ı Allah affeder o fazlalığı, ya peygamber şefaat eder, ya şefaat ehli olanlar şefaat eder, bunların hiçbiri olmazsa, Cehenneme girip o miktarınca yanar, Müslüman oradan sonra tekrar çıkıp cennete girer. Kafir cehenneme girer bir daha çıkmaz sevabı günahından daha fazla olan Müslüman cennete girer bir daha çıkmaz. Bizim inancımız budur. Bu inanç ile ahirete gitmemiz gerekir. Gidip gelen mi var, gören mi var dediği an ahireti inkar etmiş olur, dinden çıkar. Başka sorusu olan var mı? Buyurun Mustafa. Hocam ee, bu günahların, Biraz daha. günahların ee, topuna birden yani toplamına işlemiş olduğum günahların hepsine birden tövbe etsek olur mu? Toplayıp. Şimdi Toplayarak tevbe iki şekilde düşünülebilir. Ha. Çok, yani. Şimdi iki şekilde düşünülebilir. Bir, nasıl olsa tevbeyle Allah günahları affediyormuş. Hele işlemeye devam edeyim sonra tevbe ederim. Burada iki tane yanlış var arkadaşlar. Birisi, sonraya yaşayacağımın garantisi var mı? Yok. Şimdi verem hastalığının tedavisi çıktı. Birisi bize dese ki şu veren mikrobu, şu da verenin ilacı. Önce şu ilacı al, sonra şu, şu mikrobu al. Sonra da ilacını veririz, seni tedavi ederiz. Ben alır mıyım arkadaş ya? Allah Allah. İlaca güvenip de mikrobu yutmak neyse, tevbeye güvenip de günah işlemek de onun gibi olur. İki. İle hele toplayalım toplayalım ben 70-80 yaşından sonra tevbe ederim. Bir kere 70-80 yaşına kadar yaşama şansın olup olmadığını bilmiyorsun. Bir dakika sonraya garantimiz yok. İki, bu hanımefendiler elbiseye bir leke düştüğünde hemen yıkıyorsunuz değil mi? Çünkü uzun süre kalırsa leke yerleşir çıkması zor olur. Günahı da işledik mi hemen tevbe edeceğiz ki affı kolay olsun. Efendimiz, peygamberimiz, aleyhissalatu vesselam seyi seyyiyetel hasenete temhuha bir hata işlediğinizde ondan tevbe edip hemen de arkasından bir sevap işleyin ki o hatanın lekesini silsin götürsün diyor arkadaşlar. İmam-ı Gazali de biraz evvel söylediğime işaret ederek lekeler elbiselerde uzun süre kalırsa çıkması zor olur. Sen şunu tazeyken hemen tevbe et de Kurtul diyor. Bir de, Ya Rabbi bütün günahlarımdan tevbe ediyorum, bütün günahlarımı affet. Dur bakalım, namazları kılmadığın namazın kaza et, tutmadığın orucun kaza et, vermediğin zekatını götür fakire ver. Kesemediğin kurbanların parasını vereceksin. Kurban bayramından sonraya kalınca, daha o senenin kurbanını kesemez olursun, parasını vereceksin. de Bedelini vereceksin. Bunları yap, ondan sonra Ya Rabbi beni affet diyeceksin. Burada bir şirk meselesi var arkadaşlar. Allah şirk hariç bütün günahları affeder buyurulmuş. Bu ne demek? Şirki affetmez mi? Sahabe-i kiramın çoğu sahabi olmadan önce müşrik değil miydi? Müşrik de değil mi kızım? Teşekkür ederim işaretin için. Hz. Ömer peygamberi öldürmeye gidiyordu. Puta tapıyordu. Sonra tevbe etti sahabiden oldu. Burada ne var arkadaşlar? Şirk ile ahirete giderse Allah affetmez demektir. Anlatabildim mi? Dünyadayken şirkten de tövbe ederse puta tapıyormuş, Allah yok diyormuş, ben ateistim diyormuş sonradan demiş ki ya ben yanlış yapıyorum. Bu kainatı yaratan biri var. Ben evde otururken kapının zili çalsa dışarıdan dokunan biri var diyorum. Telefonum çalsa beni arayan biri var diyorum. Peki benim vücudum kendi başına olabilir mi? Bu dünya kendi başına olabilir mi? Bu aylar, yıldızlar yaratıcısız olur mu? Tasarımcısız, tasarımcısız olur mu? Düşünmüş, vazgeçmiş. Ateist olduğundan dolayı da pişman olmuş. Ya Rabbi beni affet diyor. Eder. Eder. Ama ahireti inkar ederek Allah'a o eş koşarak müşrik şirk Allah'a eş koşmak demek. O inançla ahirete giderse orada onun affı yok. Onun affı yok. Onu öyle anlayacağız. Efendim günahı tespit ettikten sonra bir pişman olacağız. Bir de bir daha işlememeye karar vereceğiz. Tevbenin kabulü için arkadaşlar. Yani ben bir taraftan işleyeyim Allah da bir taraftan affetsin. Bu tevbe anlayışına uygun değil. Bugüne kadar işledim. Farkına vardım. Pişman oldum. İmam Gazali Hazretleri buyuruyor ki pişmanlık o dereceye ulaşacak ki keşke ayağım kırılsaydı da o günah yerine gidemeseydim. Keşke koluma felç gelseydi de o günah işi tutamasaydım diye organlarından vazgeçercesine pişman olacak. Bir daha da yapmamaya kesin karar verecek. O zaman geçmişinin affolacağını Cenab-ı Allah garanti ediyor. Hep devam eden edeyim Allah da bir taraftan affetsin olmaz. İstiğfar ile tevbenin de farkı budur. İstiğfar, estağfirullah. Ya Rabbi beni affet. Af talebi var. Alışmış bırakamıyor değil mi efendim? Bazı öyle günahlar var. Hocam diyor, ben her ay maaşımı alınca illa kumarhaneye uğrayacağım. Ben oradan kazanacağım zannediyorum. İşte kaybediyorum. <laughs> Evladım bu senin yaptığın doğru olduğunu söylememize imkan yok. Ama kendini bir frenle. Namaza başla. Oruca başla. İyi insanlarla arkadaşlık kur. Onlar seni bu günahtan geriye çekerler Allah'ın izniyle. Ama sen hep bildiğin dünyada devam edersen günah senin huyun olur çıkar. Hikayemiz kısa. Adamın birisi hırsızlık hastalığına müptela olmuş. Çalmadan duramıyor. Bir hoca efendiye varmış, demiş "Hocam bak bana çalma deme, çalmadan duramıyorum. Başka ne çaren varsa söyle." Hoca da demiş ki "Oğlum namazı kazaya bırakma. İnsafı elden bırakma demiş. Namazı kazaya bırakma, insafı elden bırakma. Peki hocam demiş. Çalarken dikkat ediyor ama namazı kazaya bırakıyor. Saat 3'te 4'te bir eve hırsızlık için girmiş. Çekmeceleri aramış, mücevherleri bulmuş ama hoca insafı elden bırakma dedi ya. Şu mal sahibini, ev sahibine şu bana şu ev sahibine, şu bana, şu ev sahibine, şu bana diye ikiye ayırmaya çalışırken bir de bakmış ki güneş doğuyor. Evet. Allahu Ekber demiş namaza durmuş. <laughs> ev sahibi uyanmış. Evet. Bakmış ki bir adam evde yabancı ama kardeşim iyi insansan benim evimde ne işim var? Kötü insansan namaz niye kılıyorsun deyince demiş ki efendim ben has hırsızlık hastalığına müptelayım. Hocaya gittim. İnsafı elden bırakma dedi. ikiye ayırdım. Namazı da kazaya bırakma dedi. Baktım ki güneş doğuyor onun içinden. Öyle mi he? Şu ayırdıkların sana helal olsun demiş. Şu geriye kalan da benim olsun. Hadi git. Hırsız demiş ki ya bu namaz nasıl bir ibadet ki? Haramı helale çevirdi. Ben bundan sonra çalmayacağım demiş. Bak terkin de bir yolu var. Sen terk etmeye azimli ol. Karar ver. Allah da geçmişi bağışlasın. Günahların çokluğu insanı ümitsizliğe sevk etmemeli. Ancak nasıl olsa Allah affeder diye günah işlemek de doğru bir davranış değil. İleride tövbe ederim, bir hacca giderim hepsini kurtarırım diye, diye düşünmek de doğru değil. Bilhassa kul hakları bir insanda yap diye yapışır kalır. O kul razı olmadıkça Allah bile bağışlamaz. Bunun için şu Ramazanımızı diyoruz, iyi değerlendirelim. İnsan kirlendiği zaman nasıl yıkanıp da cildinden temizlenmeye çalışıyorsa, tevbe ile günahlarımızın kirlerinden de temizlenmeyi tam bir fırsat olarak görelim. Rahmet ayını, teravih ayını, Kur'an ayını, tevbe ayı olarak da yaşamaya gayret edelim. Cenab-ı Allah Hastalarımıza şifalar ihsan eylesin. Günahlarımızın farkına varıp tevbe etmemizi nasip eylesin. Yaptığımız tevbeler yüzü su hürmetine cennete ulaşmamızı nasip eylesin. İki dünyada umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eylesin diyor. Hepinize ve ekranları başında bizleri izleyenlere selam, saygı, muhabbetlerimi sunuyorum. Allah'a emanet olun.